Gelelim şimdi erken seçim tartışmasına. 10 bin lira asgari ücreti değiştirmezseniz, çaya 17 lira taban fiyat verirseniz, anayasa mahkemesi ayım kararlarına uymazsanız toplumun hangi kesmi sizden memnun olacak da devam edeceksiniz? O zaman erken seçim kaçınılmaz olur. Mayınlı sahaya e, girilmiş olduğu kanaatini taşıyorum. Bir erken seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olması anlamına geliyor bir yandan. Bir muhalefet partisi liderinin buna sebep olmaması lazım. Erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Hele hele birinci parti hiç böyle düşünmez. Ama oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa seçimi mayınlı sağ olarak nitelendirirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yarın bir seçim yapılsa iktidara gelmeyecek partidir. Özgür Özel toplumsal ve siyasal sorunların altını çizerek böyle giderse erken seçim kaçınılmaz cümlesini kurdu ikinci kez. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise erken seçim çağrısı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önüne açar diyerek mayınlı sağa benzetmesi yaptı. Karşılıklı açıklamalar var ama iki liderden de erken seçim çağrısı yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım. Öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet, ister. Tayyip Erdoğan'ın bu şartlarda herhangi bir anayasa değişikliği olmaksızın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının e, tek yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeterli çoğunluğu da sağlayarak alacağı erken seçim kararıyla mümkün olabilir. Böyle bir duruma sebep olmak başka bir şey. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Türkiye'nin gündeminde bugün erken seçim yok. Erken seçimde olabilir tartışmasını yaratmak, o tartışmaya sebep olan kişiyi bağlar ve beraberinde neyi getireceğini de e, düşünmek lazım. Erken seçim meselesinde benim atfım CHP'nin çağrısı değil, hukuk tanımazlığın ve vatandaşın sesini duymamanın doyurabileceği sonuçlara ilişkindir. Cumhur İttifakı ortakları erken seçim olmayacak diyor. Tartışması muhalefet cephesinde sürüyor. Şimdi Özgür Bey cevap veriyor ama Musavat Bey bunları bana söylüyor zannediyorum. Efendim böyle bundan bahsetmek e, ondan bahsedeni bağlar filan diye. Ya çok basit bir soru. Bir demokraside milli irade eğer patron sizseniz kararları veriyorsa seçim nasıl mayınlı saha olarak nitelendirilebilir? Bu tarif baştan yanlıştır. Bu tarif yanlıştır. Peki nedir yani mayınlı saha ne demek bu? E, girmeyeceğiz. E ne olacak? Babadan oğla mı geçecek bu memlekette iktidar yönetim şu bu? Nasıl olacak bu? Bu bu büyük bir hata bir kere. Bunu böyle söylemek. İkincisi Evet sistemin kilitlendiği belli. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu şekilde kilitleneceği zaten belliydi. Söyledik kilitlendi. Şimdi yeniden aday olur mu olmaz mı? Aday olmasın Erdoğan aday olmasın diye. Efendim bir takım stratejiler geliştirmek filan da bu sistemin kilitlenmesine aynı zamanda nasıl söyleyeyim yardım etmek demek. Sistemi biraz daha kilitlemek demek. Ama tabii bilmiyorum stratejilerini. Onlar bilir. Ayrı konu. Ama olursa olsun efendim. Olsun. Belki de kaybeder. Ve veya seçim karar başka türlü alınır. Ha, alınır alınmaz orasını ben bilmem ama bir iktidara hiçbir adım atmayan, memleketin şu anda hiçbir sorununu çözmeyen bir iktidara nasıl neyle çözmesi gerektiği yönünde telkinde bulunacaksınız, nasıl baskı yapacaksınız? Siyasette nasıl yapacaksınız bunu? Kınayarak mı? Ayıplayarak mı? Nasıl yapacaksınız? Bunun tek bir yolu var. Orada mayınlı saat diyemezsiniz.